kilometre kare yüz ölçümüyle Kazakistan'dan sonra ikinci büyük Türk İslam beldesi. O kadar. Burada da bak. 35 bin yıllık Müslüman Türk nüfusuyla da Anadolu'dan Türkiye'den sonraki en yoğun Türk Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı bir var. Tamam mı? Kendi okularını mutlaka bekliyorum. Şimdi Doğu Türkistan bugün 1.828.924 km² üzölçüm ve 35 milyon Müslüman Türk diyoruz ama 35 milyon rakamını da tahmine dayalı söylüyoruz. Son bir asır içerisinde Doğu Türkistan'da hiçbir resmi istatistik bilgi yok. Sadece Çin yönetiminin ilan olduğu açıklamalarda ne telaffuz ediyorsa dünya kamuoyuyla onu referans olarak kabul ediyor. Burada çok çarpık bir dengesizlik var. 1910'lu yıllarda yapılan 2-3 bağımsız araştırmada 10-11 milyon civarında Doğu Türkistan'da Türk olduğu tespit edilmiş. Çin yönetimi aradan geçen neredeyse 80-90 yıllık süre içerisinde rakamları aynı rakamları ifade ederek 1-2 milyon oynatarak Doğu Türkistan'daki katliamını, kıyımını, soykırımını istemek. Bugün Doğu Türkistan siyasi olarak peki merkezi yönetimine bağlı fakat Doğu Türkistan halkının manevi olarak, milli ve manevi olarak Anadolu'ya, Türk milletine ne kadar asker kestiği olduğu çok iyi biliyoruz. Hatta bir örnek, hacca giden Doğu Türkistanlı hacılar eğer Anadolu'ya, İstanbul'a uğramazsa sanki hac ibadetleri eksik kalmış duygularına kapılıyor. Bu çok sık yaşadığımız bir bilgi. Yani sorma. Şimdi Doğu Türkistan Çin işgaline uğrama gerekçesi Doğu Türkistan tarihinin dönemlerinde, farklı dönemlerinde bağımsız olmuş, farklı dönemlerinde Çin'le olan mücadelelerinde işgale uğramış. Bunu çok fazla detaylı bilmek istemiyorum, süremiz yeterli değil. Ama biliyorsunuz Çin Seddi diye bir hikayemiz var. Çin Seddi, Türk akımlarından korunmak için Çinlilerin 6000 kilometrelik uzaydan görülebilen tek insan eseri olan bu setleri inşa ederek bizimle olan mücadelesini kendileri oraya resmetmiştir. Ve bugün Çinlilerin işgali altındadır Doğu Türkistan ve öyle hafızalarımızda sanki yüzlerce yıldır işgalde gibi bir algı var. Böyle bir şey yok. 1949 yılına kadar bağımsız olan Doğu Türkistan 1949 yılında işgale uğramış. 70 yıldır bir işgal var. 70 yıl bir insanındır. Milletler tarihiyle eğer mukayese edersek 70 yılın hiçbir ehemmiyeti yok. Bugün Doğu Türkistan'ı işgal ederken Çin yönetimi barış, huzur, kardeşlik, sosyal adalet, sosyalizmin, komünizmin o tatlı, güzel söylemlerini dile getirerek barış ve kardeşlikler üretmiş ama maalesef 70 yıllık süre içerisinde Doğu Türkistanlara kan, gözyaşı ve ızdıraptan başka hiçbir şey yapmamıştır. Doğu Türkistan'ın işgal edilmesindeki ana gerekçeler arkadaşlar, bir kere Doğu Türkistan çok zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip. Dünyanın en mümkün coğrafyası. Daha elde etmemiş bakir bir coğrafyadan bahsediyoruz ki keşfedilen yeraltı zenginlikleri içerisinde bunların petrol, doğalgaz, kömür, uranyum, altın, gümüş gibi 118 çeşit madenin bulunduğu bir büyük zenginlik. Bugün sırf enerji ihtiyacının 1/3'ünden fazlasını Doğu Türkistan'dan karşılıyor Çin. 1,5 milyarlık Çin yıllık %8-10-12'lik ekonomik kalkınmasının arka planında Doğu Türkistan'dan tedarik ettiği ham maddeler ve enerji kaynakları bulunuyor. Bugün bu zenginlik maalesef Doğu Türkistanlılardan kaçırılarak Doğu Türkistanlılar kendi hakları olan bu zenginlikten mahrum bırakılıyor. Doğu Türkistanlılar yerüstü kaynakları açısından yine adeta bir tahıl alanı. Buğday, arpa, pirinç, pamuk, her türlü
tropikal iklim dışında her türlü meyve sebze yetiştiği bir coğrafya. Hayvan zenginliği açısından da yine olabildiğince sadece Doğu Türkistan değil, Çin'in de ihtiyacının karşılandığı bir bölge. Jeopolitik ve stratejik açıdan da Doğu Türkistan'ın, Çin'in bugün batıya açıldığı, yani bir kuşak bir yol projesi olarak son yıllarda gündeme gelen ama tarihi İpek Yolu projesini revize edilerek bugün modern yüksek hızlı devir yolu projesiyle Çin'in hem insan kaynaklarını, hem insanın hem de üretimdeki bu avantajlı konumuyla üretmiş olduğu mağmurun Çin'den batıya pazarlandığı nokta. Ama bunun arka planında asıl Çin'in yayılmacı politikalarının, emperyalist politikalarının, işgal politikalarının devam noktasında inşa edilmesi olan Pekin'den Londra'ya uzanan bir kuşak bir yol projesinin de en can alıcı noktası doğrultmuştur. Bu yüzden Çin, 4 milyar insan, 20 trilyon dolar ve 67 ülkeyi içine alan bu projeyi Batı'nın, özellikle Amerika'nın Çin'i dengeleme ve kuşatma projelerine karşı bir alternatif olarak bir açılım, bir yarma harekatını işte bu bir kuşak bir yol projesiyle gerçekleştirmek istemektedir. Amerika'nın 70-80 yıl önce Marshall projesiyle yapmış olduğu o operasyonu Çin bugün bir kuşak bir yol projesiyle inşa etmek istemektedir. Burada da kendisi için bu projenin hayatta geçmesindeki en büyük tehdit olarak Doğu Türkistan'ı görmekte. Çünkü Doğu Türkistan'da uygulamış olduğu yanlış politikalar, insan hakları ihlalleri ve asimilasyon politikalarından dolayı orada bir milli mücadele durumu gelişmiş ve oradaki bu istikrarsızlık Çin'in bu projesinin belki de ileride sabote edilebileceğine ve belki de iptal edilebileceğine yönelik endişelerinden dolayı da Çin son 3 yıldır tam bu İpek Yolu projesini icra etmeye başladığı andan itibaren Doğu Türkistan'da keyfi tutuklamalar, keyfi uygulamalar, yargısız infazlar, cezaevleri, kamplar ve otokontrol, Doğu Türkistan'ların seyahat özgürlüğünün kısıtlanması, dinlemekten hürriyetinin kısıtlanması, size biraz sonra yukarıda anlatacağım. Tarihte pislikliği görülmemiş, son yılında içerisindeki hukuksuzluğu icra etmeye başladı. Doğu Türkistan sadece yeraltı ve yerüstü kaynakları ya da stratejik jeopolitik konu itibariyle bir zenginlik değil. Doğu Türkistan tarihi şahsiyetlerimiz ve bizim ortak paydalarımız olan ortak değerlerimiz açısından da yine bize bir başka zenginlik sunmaktadır ki bunları kısaca yüzlercesinden birkaç tanesini size örnek olarak arz etmek isterim. Karahanlı Hükümdarı Sultan Sadık Burhan'a bahsettim. Türk milletinin İslam'da şereflenmesine vesile olmuş Karahanlı Hükümdarı. Yine Kaşgarlı Mahmut, Dilan-ı Bulgar Türk gibi 25 yıl saha çalışmasında Türk milletinin boy boy bunların özelliklerini, dil yapısını ve bütün bu eserinde belirtmiş. Yine Ahmet Yüksekin'in Atatürk ile Atayet'e bir pasajının tutaklı bilgi ki tutaklı bilgi bugün dahi devlet büyüklerimize, siyasi liderlerimize devlet hükümetimizle ilgili başucu kaynak kitabı olabilecek referans bir kitaptır. Burada Osman Batur kahramanlığıyla Çin işgaline karşı Doğu Türkistan'da Ahmet Abdestan yazmış. Kendisi bir müderris, hem İslam alimi hem de bir mücahit bir komutan. Kendisi Doğu Türkistanlı Kazak Türküdür. 1940'lı yıllardaki bu işgale karşı kendi arkadaşlarıyla beraber bir milli mücadele başlatmış. Daha sonra İslam'ın sonra terörist, eşkıya ya da işte farklı iftiralarla işkence edilerek ölüm sunaklarında günlerce ulaştırılarak daha sonra şehir edilmiştir. Doğu Türkistan'ın en baş köşede görüyorsunuz Lula güzeli olarak adlandırılan ya da bizim tarihi piramitlerimiz ki beyaz piramitler ya da Uygur piramitleri, Türk piramitleri olarak adlandırılan Çin'in Şiyan bölgesindeki henüz arkeolojik araştırmalara, bilimsel araştırmalara aşılmamış, üstü toprak örtülerek ağaçlandırılan, dünyadan gizlenen bu piramitler Mısır mumyalarından ve piramitlerinden asırlar önce inşa edilmiştir ki mumyalama tekniği ve piramitler özelliği açısından da Mısır'daki mumyalama piramitlerinden kat ve kat daha üstün. Ama maalesef tamamen insanlıktan gizlenmekte. Bugün eğer o piramitlerin içine girerek araştırma yapımına fırsat verirse belki
Türk tarihi, Asya'daki Çin'de olan mücadele tarihimiz çok daha farklı bir şekilde yeniden yazılabilir. Bizim Doğu Türkistan'ın yakın tarihimizde 1920'li yıllarda Anadolu'da Osmanlı yıkıldıktan sonra yeniden bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti, genç bir cumhuriyet kuruluyor. Ama ikinci bir bağımsız Türk Devleti yok. İşte 1933'te Kaşgar'da Sadık Darboğlu'nun önderliğindeki Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti Anadolu'nun Türkiye'nin yanında ikinci bağımsız cumhuriyet olarak tarihe geçmiştir. Ve bu cumhuriyetimiz Rus, Çin ve İngiliz işbirliğiyle yıkılmıştır. Çünkü Rusların da o dönem Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olarak kazandıkları SSCB'nin işgali altında Batı Türkistan dediğimiz işte Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan Türkistan, hatta diyelim ki diğer özel bölgeler, hatta Kırım Tatarlarına kadar bu bölgelere bağımsız Doğu Türkistan ideolojisinin esin kaynağı örnek teşkil etmemesi için Sovyetler Birliği bu endişeyle Çin'e destek vererek genç Doğu Türkistan'ın yıkılışında çok büyük katkı sağlamıştır. İngilizler de Asya'daki emperyalist emellerinin devam noktasında Doğu Türkistan'daki bu bağımsızlığı asla hazmedememiş ve Çin'e destek vermiş. Bu haritada gördüğünüz ya da resimde gördüğünüz şahsiyetler de bizim 1933'te ve 1944 yılında kurulan Doğu Türkistan Bağımsız Cumhuriyetlerinin kurucuları, komutanları ve devlet başkanlarıdır ki 33'teki Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti yıkıldıktan sonra 1944 yılında Bulca'da Alihan Töre önderliğinde ikinci bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti kuruluyor. Bu da aynı ekip tarafından yine çok kısa sürede yıkılıyor. Biraz daha tarihi ileriye götürecek olursak, arkadaşlar şu arada birkaç tane boş yer var. Oraya sıkışıp bence şey yapmayın. Arada en az 8 tane boş var. Şimdi Doğu Türkistan tarihimiz dedik. Bir 50 yıl geriye gitsek, bir 100 yıl geriye gitsek ne görürüz arkadaşlar? Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş arabasında, gerileme döneminde, Sultan Abdülaziz Han döneminde, gerek Sultan Abdülhamit Han döneminde Doğu Türkistan'a yönelik Osmanlı'nın ilgisini, alakasını, gayretini çok net görebiliriz. Yani biz 1870'li yıllarda Doğu Türkistan'ın Kaşgar vilayetinde bulunan Kaşgar'da devletli hocam yazacak aşağıda en alt köşedeki kişi Kaşgar'da devletini kurduktan sonra ilk yapmış olduğu iş derhal Hoca Töre isimli kardeşinin Sultan Abdülaziz Han'a elçi olarak göndermiş bir Osmanlı'ya bağlılık dilini ederek sikke bastırmış, cuma namazlarında Sultan Abdülaziz Han adına kutlu okutmuş. Bir anda Osmanlı'nın gücü, tesiri ya da arka bahçesi diyelim daha Doğu Türkistan'a kadar dayanmıştır. Ve Sultan Abdülaziz Han'da uzaklaştık. Doğu Türkistan'a askeri, ekonomik, siyasi ve eğitim alanında birçok önemli şahsiyetleri göstererek ikili ilişkide adeta zirve yapmıştır. Daha sonra Sultan Abdülhamit Han döneminde de yine Teşkilatı Mansusa dediğimiz Milli İstihbarat Teşkilatı yani Yıldız Teşkilatı marifetiyle Osmanlı en aciz döneminde Doğu Türkistan'ın bağımsızlığına yönelik ilgisini ve gayretini hiçbir zaman esirgememiştir. Cumhuriyet'in yakın tarihinde de arkadaşlar bu sonraki mantıklıkta Doğu Türkistan'da ilk öğretim çağındaki öğrencileri getirerek Türkiye'de askeri okullarda ile değişik eğitim birimlerinde bunların terbiyesine geçmesini sağlamış. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan genel kurmaya kadar general seviyesinde, daire başkanı seviyesinde çok önemli genel kurmalarının gelişmesine vesile oldu. Bunlar hep Doğu Türkistan'ın bağımsızlığına göre Türkiye'de iyi bir alakası ama daha sonra Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi döneminde Doğu Türkistan'a olan ilgi ve alaka maalesef tamamen bitirilmiştir. Çünkü biliyorsunuz Boraltan faciası diye bir facia vardır ki o dönem Sovyetler Birliği işgali altında bulunan Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Türk kardeşlerimiz Sovyet işgalinden kaçarak Anadolu'ya geldiklerinde onları Ruslar isteyebildikleri zaman talep ettiklerinde yine de iktidarı bunları Boraltan köprüsünden Rusya'ya teslim ediyor. Onlar diyor ki siz öldürmeyi bizi teslim etmeyin. Hatta onunla ilgili yazılan şiirler var biliyorsunuz. Maalesef bunlar yaşanmış. Çünkü o dönem
Birleşik Devlet dönemindeki Türkiye'nin ideolojisinde Türkiye'ye son kalışında Türk yok diye böyle bir politika benimsenmiş ve sadece Doğu Türkistan değil, bütün Türk İslam bölgesi Anadolu'yla irtibatı kesilerek maalesef bu sorumluluktan imtina etmiştir. Bugün bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Bu bağları kurmak için Osmanlıların sorumluluk alanındaki hilafetin adeta şubeleri olan bu coğrafyalara yeniden alakayı, ilgiyi ve bağlantıyı kurmakta özel birkaç yıl öne çekmiş. Bugün bu zulüm, bu haksızlık, bu dengesizlik Osmanlı gibi bir adil iktidarın bir hilafeti olmasına nerede baksanız zulüm varsa da ya Müslüman Türk oradadır. Ama bunu çözecek bir adil iktidar maalesef hala daha ortaya çıkmış değil. Bugün bu görüntüler bizim Doğu Türkistan Cumhuriyetlerinin kuruluşundaki hatıralarımız. 1949 yılında Doğu Türkistan Çin tarafından işgal edildi. Tabii bu süreç öyle bir süreç ki Türkiye Yedi Kübel'e karşı bağımsızlık mücadelesi vererek Osmanlı'nın yıkılışıyla adeta güllerinden duvarak bir cumhuriyet kuruldu ve kendi ayakları üzerinde durmak gayreti içerisindeki Türkiye'de elbette Doğu Türkistan'a yönelik öyle gözle görünür elde tutulur bir katkı sağlaması mümkün değil. Kendi derdinde, kendi çabasında bu da tabii ki bizim şanssızlığımız. Bu dönemde Rus, Çin ve İngiliz adeta bir paylaşımla Doğu Türkistan'da özgürlüğüne oturmuş. Mao 1949 yılında sözünün başında bahsettiğim gibi sosyalizmin, komünizmin sloganı olan halkların eşitliği, barış, kardeşlik bu sloganla Doğu Türkistan, başta Tibet ve Moğolistan gibi diğer etnik azınlıkları işgal ederek orada bir operasyon gerçekleştirmiş. Yalta'da imza alınan bu paylaşımda Çin Doğu Türkistan'ı resmen işgal etmiştir. 70 yılda süren bu işgal süreci içerisinde de Çin'de en az 15-20 tane iktidar yöneticisi yani siyasi lider değişti. Mao'dan günümüze kadar yani Xi Jinping'e kadar, Mao'dan Xi Jinping'e kadar 70 yıl süre içerisinde 20 taneye yakın lider değişti ama Doğu Türkistan'ın kaderiyle ilgili zerre kadar bir değişiklik oldu. Doğu Türkistan her geçen gün adeta kıyameti yaşamakta, adeta yok edilmeyle kendi kaderlerine tepkilemiş. Bugün Doğu Türkistan'da 49 yılından günümüze kadar neler yaşandı? Ben onu size kısaca birkaç cümlede arz etmek istiyorum. 1949 yılında Çin tarafından çıkar edilen Doğu Türkistan'da Çin'in planlı asimilasyon hareketlerinden birisi 1966 ile 97 yıllar arasında 11 yer altında toplam 46 denemeleri gerçekleştirdi ki bu nükleer denemelerin hem ilk andaki o tahribatı hem daha sonra radyasyonun olumsuz etkileri o bölgede insan sağlığını, çevreyi, ekolojiyi, doğal dengeyi tamamen tahrip ediyor. Bugün dahi başta kanser vakaları olmak üzere, hocam burada bir şey var. Başta kanser vakaları olmak üzere birçok ölümcül hastalıkla mücadele etmek zorunda kalmış olmuşlar. Bugün Doğu Türkistan'da sosyal güvenlikten mahrum olan Doğu Türkistan'da hastaneye gidip tedavi olup, muayene olup, ilaç alma ya da ameliyat olma lüksüne sahip duruyor. Türkiye'de elhamdülillah sosyal güvenlikte gerçekten çağ atlamış bir şeydir. Devletimizden Allah razı olsun. Herhangi bir Türk vatandaşı hiçbir bedel ödemeden muayene oluyor, ilaç alıyor ya da ameliyat olabiliyor. Bırakın onları, Suriye'den gelen 4 milyon Müslüman'a da aynı imkan ihtiyaç sunuyor. Ama Doğu Türkistan'da bir Türk, bir Müslüman hastalandığı zaman o önceden oraya kapora yatırmak zorunda, o yatırdığı kaporanın bedeli nispetinde tedaviden yer almakta. Tabii o tedavi yapan eğer Çinli ise o neler yapmakta ondan bahsediyor. Böyle bir durum. Şimdi burada bu taraf karesinde görüyorsunuz. Bakın ikinci karede, atom denemesinin hemen sağındaki karede. 1985 yılında Çin Doğu Türkistan'da aile planlaması, tek çocuk ve aile planlaması adı altında bir projeyi hayata geçirdi. Yaklaşık 34-35 yıllık süre içerisinde de kümülatif olarak söylüyorum, totalde 15 milyon Müslüman bebek dünyaya gelme hakkından mahrum bırakıldı. Yani
Şehirde yaşıyorsan tek çocuk sahibi olacaksın. Köydeysen iki çocuk sahibi olabilirsin. Bunun dışında yani kota dışı hamile kalırsa eğer olaya bir muhbir, bir ajan o mahalleye yerleştiriliyor zaten. Her mahallede Çin'in ajanları var. Bunlar o hamile bayanı gördüğü anda ihbar ettiğinde o bayanı apar topar alıp götürüp doğumuna birkaç hafta kalmış olmasına rağmen anne karnındaki o doğumu gerçekleşmek üzere olan çocuğu alır. Bazen anne de hayatını kaybeder. Buna benzer olaylardan dolayı ikinci çocuğa sahip olabilmek için Doğu Türkistan'dan hangi bedelleri ödediğimi çok iyi biliyoruz. Şehirdeyse köylere kaçtığını biliyoruz, dizlerini biliyoruz. Birçok cezai müeyyideleri göze alarak bunu yaptığını biliyoruz. Hatta biraz imkanı olan, seyahat etme şansı olan da şu anda mümkün değil bir şey ama 5-10 sene önce pasaport alıp da dışarıya çıkma şansı olan dışarıya çıkıp burada doğup bu şekil o çocuğa sahip olabiliyor. Çok şahit olduğunu. Ama size bir örnek vereyim. Firavun'u biliyorsunuz. Nemrut Firavun bugün zulümde zirve yapmış iki tane zalim. Hazreti İbrahim'in dünyaya gelip tahtından edeceği endişesiyle o yıl dünyaya gelen bütün erkek çocukları katletti. Ama Çin 1985'ten günümüze kadar Doğu Türkistan'da erkek kız ayrı etmeden ikinci çocuğa sahip olmak isteyen her Müslümana aynı zulmü uyguluyor ve o anne karnı o çocuk katlediyor. Firavun'u Nemrut'u lanetleyen dünya Çin'in bu soykırımına karşı tek gelmeyecek. Yani bu hak Allah'ın insanlara vermiş olduğu dünyaya gelme hakkını Çin'den başka dünyada engelleyen bir başka halini. Ama buna karşı dünyada hiçbir tepki yok. Ne İslam dünyasında, Türk dünyasında insanlık var. Yani tabii daha sonra anlatacaklarım bu anlattıklarımın çok daha var. Şimdi aşağıda görüyorsunuz arkadaşlar. Biz Türk'üz ve Müslümanız elhamdülillah. Mescidin içinde Çin'in 5 yıldızlı kızıl bayrağı, münbere, mihraba asılmış. Biz Allah'a ibadet ettiğimiz, Allah'a secde ettiğimiz mabetlerimizde Çin bayraklarıyla bizim inançlarımızı gölgelenmekte, inançlarımıza sedler, bayrakla karşı bunlar. Hatta tesbihatlarımızda bakın, yani bu mübalağa değil, tesbihatlarımızda biz zikrettiğimiz Allah'ın isminin yerine Çin Komünist Partisi liderlerinin isminin anılması bundan dikte edilmiştir. Yani böyle bir şey. Hangi kavim böyle bir zulümle karşı karşıya bırakır? Diğer tarafta bizim Kur'an-ı Kerimlerimiz, tarihi eserlerimiz, Türk ve İslam tarihine ait eserlerimiz yakılarak inanılmıyor. Hemen altında ortadaki, en alt ortadaki karede dini alimlerimiz, imamlarımız, hocalarımız, bizim önderlerimiz olan, bizim inançlarımıza göre bizim önderlerimiz olan bu şahsiyetler, manevi şahsiyetler camilerin önünde, sokak meydanlarında müzik eşliğinde dans ettirilerek itibarsızlaştırdı. İslam'a ve Müslümanlara karşı adeta bir saygısızlık, bir savaş ilan etmiştir. Bu karelerde, son karelerde görüyorsunuz, bu zulme dayanamayıp ülkeyi terk eden kardeşlerimizin en alt son köşedeki Tayland'dan Malezya'ya kaçan, belki hatırlarsanız 3-4 sene önce Tayland'da 200 Türk yakalan ormanlık alanda sözü Doğu Türk ama Doğu Türkistanlı Türk bu kardeşlerimizin bölümünde. Çünkü kendi vatanlarında inançlarını, milli kimliklerini yaşama şansı kalmadığı için Allah'ın emrine iman ederek icat etmiş ama başına gelmedi kalmamış. Ne sınırda katliama uğramaya, ne oradaki denizde boğulmaya, ne açlıktan ölmeye, hep türlü imtihanına geçirilmiş Doğu Türkistanlı. Ama Allah'a şükür sonuç itibariyle bunlardan 10 küsur bir tanesini devletimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın imayeleriyle Tayyip Bey'in o zaman kendilerine hazır çıktı 2014 yılında Allah razı olsun. Malezya Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüp Türkiye'ye gelişine vesile oldular. O şekilde bu kardeşlerimiz şu anda bir kısmı Türkiye'de emin yaşamak. İşte bu görüntülerde de görüyorsunuz arkadaşlar. Türkler dönemelerin üzerimizdeki tahribatlarını. Bu yaşanan 70 yıl içerisinde sosyalist, komünist Çin'in, ateist Çin'in barış, kardeşlik, halkların eşitliği, sosyal adalet sloganını bize yaşatmış olduğu estağfereler ve Doğu Türkistan'da son 30 yıl içerisinde
Çin'in bize asla dost olmalı ve bizi çok büyük imal edeceği gerçeğinin farkına varan yolculuktan da hem milli hem de manevi bir direnişi, bir cihat hareketi başlatmıştır. Ama bu çok ağır bedellerle adeta katliama dönüşmüştür. Bunlardan birkaç tane örnek. Belki de ilk defa duyacaksınız. Çünkü Çin kapalı rejim olduğu için orada olup bitenler, orada yaşanan sınır da kapalı, orada yaşanan cihat da kapalı, oradaki yaşanan her şey dünyaya kapalı. Çünkü Çin öyle bir mantıkla oraya yönetiyor ki yakındakini, en uzaktakini oraya da ve bugün 21. yüzyılda, 2019 yılında 35 milyonluk doğu Türkistan'dan tek kişiyle dahi haberden olanları zannediyoruz. Bu salonda bir iki tane doğu Türkistan'da kardeşimiz, onlar da şahit. İnanın burada anne babası, eşi, kardeşi, çocuğu, birinci derece akrabası olup da onların hayatta olup olmadığıyla ilgili bilgi alamayan milyonlarca insan. Şahsen benim babamın orada ayrılırken halam eşinden dolayı, birinci annemizden dolayı iki tane evladı var. Bir abim, bir abla. Onların çocukları var yani babamın torunları. Allah şahit ki iki yıldır hiçbir haber telefon, internet ya da hayattan değildi. Hiçbir haber olmuyor. Bu 2019'da yaşandı. Ama hiç buna yaraşır bir tepki hiçbir yerde yok. Şimdi mesela hani insanların vicdanlarına hitap etme noktasında devam edeyim arkadaşlar, müsaade edeyim, okuyayım hocam. Bazı kanıtlar görüyoruz. Mesela Filistin'de bir babanın oğlunu korumak için siperlendirirken İsrail askerlerinin kurşunuyla öldüğü o görüntüye kızasını hatırlarsınız. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ya da Filistinli bir çocuğa o köpeği saldırtıp da üzerine halattığı o görüntüyü hatırlıyor. Hepimizin vicdanları sınır. Size yemin ediyorum Doğu Türkistan'da buna benzer, bundan daha vahşi binlerce olay var ama bir tanesini dahi bu dünyaya çarpmış aslında. Çok az haber kırıntılarını, çok az haber kırıntılarını bulduğumuz zaman bunu paylaşmak durumunda kalıyoruz. Bu da Doğu Türkistan'daki gerçeği resmetmeme sizlere doğru anlatma noktasında bizi gerçekten tatmin etmiyor. Çok zayıf kalıyoruz. Ve haber ve bilgiye olan açlığımızdan dolayı bazen biz değil ama bize sempati duyuyor. Anadolu'da işte Kırşehir'de ya da işte İzmir'de falanca abimiz bir resmi görüyor. Doğu Türkistan diyerek Çin'in yaptığı ya da yaptığını zannettiği bir görüntüyü sevimsediği hemen buradan Çin işte bizi yalancılıkla itibariyle Türkiye'deki Çin'in bir kısım yandaşları bizi yalancılıkla iftirayla suçlayarak en az bizi o şekilde düşünmeye çalışıyor. Tıpkı Abdurrahim Hit olayında olduğu gibi, Abdurrahim Hit olayını hatırlıyorsunuz belki. Abdurrahim Hit öldü mü, ölmedi mi diye bir haber çıktı bundan 2-3 ay önce. Çin tarafı, ben inanıyorum kendisi bir işte kasıtlı Abdurrahim Hit'in öldüğü haberini yayarak daha sonra Türkiye'nin de o şekilde düşmesini ve mahşi olmasını gerektirecek bir oyun bir tezgahı. Burada aslında bağımsız bir gözlemci heyetinin Doğu Türkistan'a gidişi ya da diğer ülkelerin müsaade edilmesi, Doğu Türkistan'daki bu soruyu soruşturmanın gerçek boyutlarının araştırılması için bence en doğru seçenek diye düşünüyorum. Bu karelerde arkadaşlar 90 yılında Barın'da yaşanan bir katliamdan bahsedeceğim. 90 yılında bir mescidin restore edilerek ibadete açılması talebi Çinliler tarafından reddedilmiş ve buna karşı ibadete açacağız ibadete diye Doğu Türkistan'da kurşunla giderek katledilmiş. Kaçan mağaralara sığınan Doğu Türkistanların zehirli gazlarla imha edildiğini biliyoruz. Havadan bombalarına gerçekleştiğini biliyoruz. Ama bu olayda ancak 3 yıl sonra biz haberdar olabildik Doğu Türkistan'da olacağımıza. O da VHS, Betamax diye bir tip patetler vardı, 20 sene, 30 sene önce. Burada karışık gibi, güneş melekler, eski gibi. Bir VHS kaseti Doğu Türkistan'dan bir ticaretçi mağazetiyle Kazakistan'a getirilmesi, Kazakistan'da da bize ulaşması sonucu. 3 sene sonra biz Barın katliamına vardık. Yine 1995 yılında Hotel'de meydana gelen bir katliam aynı şekilde. 1997 yılı 5 Şubat 1997'de Burcu'da meydana gelen katliam. Ramazan'ın son 10 günü Kadir Gecesi hanımlarımız işte Anadolu'da vardır bilirsiniz köylerde daha çok işte fırsat üstünde daha çok
İtikaf ibadeti, yani son 10 günü itikafa girdi, tamamen müzeni bir hayatta Allah'a ibadet ediyor. Doğu Türkistan'da da bu çok yaygın bir itikaf ibadeti. Son 10 günü Kur'an okuyarak itikafta bulunan hanımlara, izinsiz Kur'an okuduğunuz baskınıyla onlar karakola götürülerek işkenceye götürülüyor. Ve buna karşı sokağa dökülen akrabaları, o cenazelerin sahipleri ya da oradaki halk, onların koşullarını siliyor. Tutuklananlar 5 Şubat tarihi Bulca'nın en soğuk olduğu bir tarih. Yani Erzurum, Sivas gibi çok çetin bir soğuk iklime sahip bir şehir Bulca şehri. Su tutarak eksi 20-30 derece doldurarak şehir ediyor insanlar. Tarihe Bulca katliamı. Bu olayların tamamından 2 yıl, 3 yıl sonra haber oluyor. Böyle bir coğrafya yapmıştı. Yani gözden ırak, gönülden ırak sözünün tam isabet ettiği bir coğrafya. Halbuki bize manen, ruhen, kalben en yakın coğrafya. Anadolu Türklüğü, sözümün başında da bahsettim. Biz elhamdülillah, eğer buradaki biz kardeşlerimiz, biz Müslümanız, biz Türk'üz diyorsa, birincisi Allah'ın izniyle, ikincisi Doğu Türkistan'daki o Türk ve İslam kimliğiyle biz aynı inancı ve kültürü yapıyoruz. Türklüğü de orada kazandık, İslam'ı da yukarıda bahsettiğim gibi Sultan Satık Nurahan'ın o ecdadımızın topyekun kendi bir yerlesine İslam'la şereflenmesiyle Türk milleti ilk defa toplu halde İslam'ı yani birilerinin dediği gibi kılık zoruyla zorla değil. Çünkü Türk milletinin karakterinde de İslam'a yatkınlık, uygunluk mevcut olduğu için. Ama bize o kadar yakın olan, bizden olan bir coğrafya bugün maalesef bizden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Bizden kaçırılmaya çalışılıyor. Bir kısım ateist komünistler Çin'in buradaki uçakları ki bunlardan bir tanesi doğu verecek. Bu olup gidenlerin hepsine ya Doğu Türkistan'dan yalan söylüyor. Doğu Türkistan'dan işte tam da Türkiye'ye işte ilişkiler gelişirken ortaya bu yalan ve iktidarlarla ilişkiyi bulmaya çalışıyor. Doğu Türkistan'dan Amerikan operasyonuna iştirak ediyor. CIA operasyonudur Doğu Türkistan politikalarından. Yani Allah'tan korkmadan, bundan utanmadan, hayal etmeden buradaki bu zulmü, bu işgali, bu soykırımı masum gösterme çabası içerisinde. Bizi de sürekli bu şekilde itham ederek bizim üzerimizde itiraf ediyor. Daha dün bir aydınlık dergisinde Türkiye ile Çin arasındaki bir kuşak bir yol projesini bozan güya vermiş. İsmimizi verelim. Türkiye diyor işte AK Parti iktidarı, tüm Türkiye diyor, valilerle işte devlet erkanıyla her türlü etkinliğe müsaade ediyor. Çin de tabii bunu hazmedemedi. Bu sefer Tayyip Erdoğan'ın bir kuşak bir yol projesini Nilemler zirvesine çağırmadı diye bizi iptal etti. Ama biz şunu biliyoruz ki Doğu Perinçek yıllar önce Mekar Vadisi'nde Türkiye'ye hak tutuna terör elemesi Abdullah Öcalan'ın gülmeye bulacak kadar İHA'nın içindeki bir vatan. Ben geçen hafta mahkemeye vermiş, bir daha buradan da söyleyeceğim.